Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Inter Milan ile Sorena maçını anlatacağız. Inter Milan kendi evinde oynuyor. Dakika 7, Inter Milan'da hiç atak yok. Ile Sorena'da da yok. İlk dakikalarda şu an hiçbir atak gözükmüyor ve defansif taktiklerle çıktı iki takım da. Pjanic ilk şutu çekecek. Maçtaki ilk şut ve top ağlara gidiyor 23. dakikada. Böyle göremezsiniz diyorlar Pjanic'in güzel şutunu. Hızlı hücum şansı Barkley, uzak köşeye vuracak, gol atmayı deneyecek. Barkley geldi. Barkley 26. dakikada Barkley ve skoru 2-0'a taşıyor 26. dakikada. Özel bir oyuncudan özel bir gol geliyor. Rice hakemi çaresiz bıraktı ve sarı kart yedi. Dakika 32 ve dakikalar hızla ilerledi. 42 Endombele ceza sahasına güzel bir orta açıyor. Pjanic ceza sahası köşesinden kaleyi yokluyor. Pjanic 3. gol atacak mı? Pjanic atamıyor 42. dakikada. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış geliyor. Pjanic üzülmüş olmalı ve maçın ilk yarısı bitiyor. Inter Milan ile Sorena'yı ilk yarıda 2-0'lık üstünlükle tamamlıyor maçı. Ve maçın ikinci yarısına giriyoruz. Inter Milan ile Sorena maçının ikinci yarısındayız. Pereira müthiş bir oyun oynadı. Barkley gol doğru gidiyor. 48'de Barkley. 48. dakikada Barkley hiç suçlanamaz. Kaleci harika iş çıkartıyor. Dakika 52 Mendy tarafından yapılan orta biraz fazla açıldı ama Endombele herkesi şaşırtıyor ve röveşataya kalkacak. Endombele geliyor. Endombele 52. dakikada. 52. dakikada kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. Endombele için şanssız bir an. 55. dakika. Angel Di Maria kusursuz bir orta açıyor. Endombele sadece topa dokunması lazım. Endombele gidiyor. Endombele Fransız oyuncu 55'te kaleyi yokladı. Endombele. Ne yazık ki derin yanından geçti top. Dakika 67. Ve zayıf şutu geliyor. The Hudson'ın alının zayıf şutları ele sören atak bulamıyor. Ve dene ayarı Rodri. Güzel bir ikili oyun oynuyor. Rodri için şut açısı. Rodri geliyor. Açıyı buluyor. Rodri. 84'te Rodri açıyı bulamadı. Ren yanından top gidiyor. Dakika 89-91 derken maçın son düdüğü çalıyor. Inter Milan ele Sorena'yı 2-0'lık skorla güzel bir şekilde yeniyor. Ile Sorena da deplasmanda mağlup olmuş oluyor. Kendi takımları adına çok da pozisyonda bugün üretemediler. Ama gol atsalar da şaşırmazdık. Çünkü 3 şutta da bir gol olunuyor. Bunları gördük çünkü. Bu ligde de gördük ve diğer liglerde de görünen bir şey olduğunu gördük. Ve bu hafta ilginç skorlar olduğunu söyleyebiliriz. AC Milan Atalanta'yı 4-0'la geçiyor. Bunda bir ilginçlik yok. Crotone Genoa karşılaşmasında 1-1'lik skor bitiyor ve Spezia Juventus'la beraber kalıyor. Ve Spezia bu haftanın bence en büyük sürprizlerini yapmış diyelim. Çünkü Spezia aşağılarda, sıralamalarda ve Juventus'a karşı da iyi bir puan almış bence. Napoli ve Udinese karşılaşmasından Napoli Udinese karşılaşması 1-1 bitiyor. Napoli ve Udinese, bu da bir sürpriz sonuç diyebiliriz aslında. Sampdoria Roma'ya yani 4-0'lık bir galibiyeti alıyor. Bunda şaşırılacak bir skor aslında yok. Yani gerçekten yok. Yani Roma her ne kadar ön sıralamalarda olsa da hep zorlu maçlar onların fikstürüne baktığımızda, yani fikstüre baktığımızda Roma'nın fikstürü zorlu değil. Gerçekten zorlu değil. Dinlendirebilme şansı var oyuncuların. Tabii istifa edenler oldu. Bu istifa eden yine bir Bologna menajeri istifa etti. Bu istifa edenleri bir sonraki liglerde hemen almayacağız. Anında almayacağız. Ona göre bakacağız. Ne yapmış, ne etmiş? Bakıyoruz. Erken pes etmiş. O zaman ona da biz de geç takım veririz. Geç onun lige istek girişini kabul ederiz. 3 kişi girdikten sonra o da girer. Şimdi Lazio, tabii ki şöyle de bir şey var. Bu haftalarda da istifa edenle ilk haftaki istifa edenler de ayrı. O ilk hafta istifa edenleri sonra alacağız. En son onları alacağız zaten. Ve Benevento Torino. Benevento taktik ayarlamadığı için Torino ile beraber kalmış. Yani onu, o maçın istatistiğini konuşmaya gerek yok. Onlar da talihsizlik yaşamış. Yani olabilir. Ben de çünkü Torino'yu ayarlamadım taktik. Sonra ve hatta kaç gün 1-0 mı yenilmişim. O maçı çekmedim. Taktik ayarladığım her maçı çekerim. AC Milan'a 6 tane yedik ve AC Milan takımına maç karşı başı çektik. Yani hiçbir şekilde gocunmadık ve maçları çektik. Ve bir sonraki lig fikstürüne baktığımızda tahminlerimi dün yapmayı unuttum. Bugün yapar ise Juventus Crotone'a karşı. Crotone bence bir puan kaybı yaşatacak gibi Juventus'a.
Benevento Atalanta Benevento'nun kazanacağı yönünde oklar gösteriyor. Parma'ya yeni bir menajer geldi, belli olmaz. Genoa Yenef Parma ve AC Milan Spezia. AC Milan'ın Spezia ile karşılaşması, Spezia inşallah puan alır diye düşünüyorum. Yani bu maçı tahmin yapamayacağım. Spezia'yı tutacağım ve Spezia'dan puan almasını bekleyeceğim. Ve Edesorena Lazio. İki takımın da beraber kalması benim için çok iyi olabilir. Ve bu yüzden iki takımın da beraber kalmasını aslında istiyorum. Ve yani Lazio'nun alacağını da bir içimden ısırıyorum ama Edesorena da az değil. Bu maçın hakkı beraberlik gibi gözüküyor olsa da bir stadyum avantajı da Edesorena'nın var. Bunu değerlendirirse belki, niye olmasın. Ve Udinese Bologna. Bologna menajersiz, isteyenler gelebilir Bologna'ya. Sassuolo ve Sampdoria. Sampdoria, Sassuolo. O iki menajer de çok tecrübeli. Bakalım. Onların maçlarında, yani bu hafta gerçekten maçlarda güzel maçlar var. Hem iki takım denk hem de güzel bir oyun oynayışı olacak Sassuolo ve Sampdoria. Roma ve Torino. Torino bakalım Roma'ya bir çelme daha takacak mı? Çünkü Roma düştü mü bir daha kalkamaz. Torino'dan da bir çelme gelecek mi? Yoksa Roma kendi evinin avantajını kullanabilecek mi? Bunlar tabii ki çok büyük avantajlar ve ben şunu da düşünüyorum. OSM artık stadyum seviyelerini hani gösteriyor ya, %2, %4, %4, %6 avantaj. Onların avantajlarının bir yıldız seviyesinde %10 yapmış. 2 yıldız seviyesinde %30 yapmış. Stadyum seviyesi 3 ise %50 yani. O taktiğiniz kötü olsa bile alıyorsunuz maçı. Çünkü bunları ölçtük, biçtik, gördük. Mesela ben Udinese'yi 4-0 yendim. Adam 4-5-1 yapmış. Ne yapmış adam? Bir şey yapmamış. Kötü bir şey yapmış. Yanlış bir şey yapmamış. Belki formasyonda bir sıkıntı var ama formasyondaki sıkıntılar belki de etkilemiş olabilir. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Udinese maçını galiba anlatıyorduk. Udinese'nin belki 4-5-1 taktiğinin formasyonu çok iyi değildi. Belki o yüzden puan kaybı yaşamış olabilir. Bunlar olabiliyor ama 4-0'lık skor bence yani bir stadyum seviyesi 3 için zor. Hani 4-3-1 ile belki 1-0 maçı alabilirdi. Çünkü rakip 4-5-1 oynamış. Aslında gol atması zor. Yani zor olması lazımdı ama son zamanlarda bu DLS diyorum, OSM'de son zamanlarda bu fikstür ve simülasyon hataları çok olmaya başladı. Ve ekip savaşında da şunu hatırlatalım. Bir ekip savaşı 3. haftasında maçlar oynanmadı. Yani ilginç bir şey oldu. Geç oynandı. Saatin daha alışılmışın dışında bir saatte oynandı. Yani bu yüzden OSM'de bir farklılıklar olduğunu sizlere söyleyebiliriz veya aktarabiliriz. Benim düşüncem, yani kişisel düşüncem o yönde. Siz ne düşünürsünüz bilemem ama büyük ihtimalle OSM'de bir teknik arıza ve teknik sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ve liderlik durumuna baktığımızda AC Milan 56 puanla lider durumda. Roma 54 puanla 2. sırada. Benevento 53 puanla 3. sırada. Inter Milan 51 puanla 4. sırada. Juventus 51 puanla 5. sırada. Napoli 50 puanla 6. sırada. Lazio 49 puanla 7. sırada. Sampdoria 48 puanla 8. sırada. Atalanta 41 puanla 9. sırada. Lazio 37 puanla 10. sırada. Cerk 31 puanla 11. sırada. Sassuolo 29 puanla 12. sırada. Udinese 25 puanla 13. sırada. Fiorentina 24 puanla 14. sırada. Bologna 22 puanla 15. sırada. Torino 22 puanla 16. sırada. Spezia 20 puanla 17. sırada. Croton 17 puanla 18. sırada. Genoa 8 puanla 19. sırada. Parma 7 puanla 20. sırada yer alıyor. Ve menajerler giriyor. İyi. Mücadele. Tabii ki de mücadele olsun ligimizde. Yani mücadelenin olması iyi. Bizim de puanımız inşallah eksilerden silinir. Öyle ümit ediyoruz. Bakalım olacak mı? Çünkü hedefimiz de 2, bir de daha da kupamız olduğu için, tecrübeli menajer olduğumuz için bir maçtan 1000 yiyoruz. Hatta ben daha fazla, herkese bence buradan daha fazla yiyorum. Çünkü bu ekstra kupalar da giriyor sıralamanın içerisine. Oradan bir kaybımız olabilir diyorum. Kısaca bir ekip savaşında göz önünde bulundurur isek kısaca onu da aktaracağım. Normalde ekip savaşını çekiyorduk. Kısaca videosunda bahsediyorduk. Belki şu an bahsedemeyeceğiz ama şu anlık durumda biliyorsunuz, bak 16 puandayız biz. Porto 19 puanla lider.
Ekip savaşında iyi gidiyoruz. Mısırlı kardeşlerimize karşı işe 28 onları yeniyoruz. Güzel bir bizim için güzel bir ekip savaşı oluyor. Her takım arkadaşımız da burada elinden gelenin fazlasını vererek sahada da yansıtıyor. Bence iyi bir atmosfer oluşturduk ve bu ekip savaşından sonra da büyük ihtimalle hedefimiz olan Profesyoneller Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne yükseleceğiz. Büyük ihtimalle öyle olacak ve hedefimiz daha da devam edecek ve Dünya Star Level Ligi'ne kadar yükselmeye gideceğiz. İnşallah galiba bir veya iki tane daha ekip savaşı açacağız. O kişileri ayarladık kendi aramızda. Ama yine de şöyle bir şey var. Eğer beğendiğimiz menajerler olursa tabii ki de onları da az kadro, ana kadromuza almayı düşünürüz diyorum. Ve bugünlük bizden bu kadar diyorum ve bu videoyu burada bitiriyorum. Bitmiyor. Kapattım.